Merhaba arkadaşlar. Çatalca'nın Dağ Yenice köyünde bahçemizdeyiz. Hasadımız da başladı bahçemizde. Sonbahardan ektiğimiz ürünlerimiz meyvesini vermeye başladı. Şimdi bugün bunlardan sizinle beraber yaprak bezelye dediğimiz sultani bezelyelerimiz olmuş. Onları toplayacağız. Baklalarımız olmuş. Onları toplayacağız. Ama bu iç bakla değil. Kabuğuyla beraber taze bakla arkadaşlar. Körpe bakla. Onlardan toplayacağım. Bir miktar. Bir miktarını da iç baklaya bırakacağım. Şimdi şöyle bakalım yakından. Birkaç gündür yağmur vardı. Rüzgar vardı. Baklalarımız da bayağı güçlü oldu. Dolayısıyla kendini tutamamış. Sağa sola yatmışlar ama. Şimdi bakalım. Bakın. Bakar mısınız? Bunları tırnağımın ucuyla kırdım. Bakın. Çok güzeller. Biraz irileşmiş olanları var. Bakar mısınız? Bunları koparmayacağım. Bunlar taneye gidecekler. Bu da irileşmiş biraz. Ona da dokunmuyorum. Şu körpelerinden toplayacağım arkadaşlar. Bakın. Buraya leğenimi getirdim. Bunun içerisine atacağım. Evet, bakın. Bu bayağı bir irileşmiş. Bunlara dokunmuyorum. Bu da irileşmiş. Şu taze olanlarından, küçük olanlarından toplayacağım. Şimdi bunlar baklalarımız. Ben buna devam edeceğim ama şöyle bir dalındayken göstereyim istedim. Bakın. Bunlar çok güzeller. Her zaman videolarımda söylüyorum arkadaşlar. Her seferinde. Tamamen doğal ve organik. Hiçbir şekilde suni gübreler kullanmıyorum. İlaç kullanmıyorum arkadaşlar. Yerleşim yerinden de tahminen bir 1,5-2 kilometre kadar uzakta. Ana yoldan 1 kilometre kadar uzakta. Dolayısıyla hem doğal hem de organik olma özelliklerinin hepsini taşıyor. Bakın üzerinde de böcekler var arkadaşlar. Salyangoz. Bu doğal ve organik olduğunun işareti. Eğer ilaçlı olsaydı arkadaşlar üzerinde herhangi bir zararlı kalıntı olsaydı zaten o böcekler yaklaşamayacaktı. Onlara ben dokunmuyorum. Bir taraftan onlar yiyor, bir taraftan da ben topluyorum arkadaşlar. Onların da nasibi kısmeti. Bakar mısınız? Evet. Çok güzel. Şimdi burası sona kadar böyle. Buradan devam ediyor. Buraya kadar bakla arkadaşlar. Bunu ben toplamaya devam edeceğim. Şimdi bakın hemen baklanın bir arka tarafında mor renkli çiçekler açıyor. Şu şekilde. Sultani bezelyemiz var. Bakın yaprak bezelye. Onlar da olmuş. Bunları da toplayacağım. Bunlar yaklaşık 2 günde bir toplanması gerekiyor arkadaşlar. Çok hızlı büyüyorlar. Şöyle düşünün. Fasulyenin tanesi olmayan ya da tanesi çok küçük olan. Bakın içinde çok küçük küçük taneler var. Yaprak bezelye, sultani bezelye. Bunları bir gün iki gün geciktirdiğiniz zaman hafif kartlaşıyorlar. Şimdi bunu da atacağım ben. İkisini aynı yere toplayacağım. Daha sonra
ayrıştıracağım. Bakar mısınız? Şimdi bunları alırken yanı başında bakın. Küçük olanlar var. Bunlara dokunmuyorum. Bakın. Şu bir tanesini alıyorum. Yandakine dokunmuyorum. Bu 2 gün sonra toplayacağım onu. 2 güne kadar o büyüyecek. Evet. Bakar mısınız? Bunu toplarken yine aynı şekilde tırnağınızla dip kısma baskı yapıyorsunuz ve kopartıyorsunuz. Çok dikkatli toplamanız lazım. Dalları çok gevrek ve hassas arkadaşlar. Evet. Bakalım. Bakın aralarda bayağı irileşenler var. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Taze, doğal ve organik arkadaşlar. Yani bunu bilenlerin hem bu sebzeyi bilenlerin hem de bunu yiyenlerin şu an baktığında imrenmemesi elde değil arkadaşlar. Taze, doğal, organik dalından. Her şeyiyle mükemmel. Yani baklanın ve sultani bezelyenin olması gereken en iyi hali diyebilirim. Hem lezzet açısından hem de sağlıklı olma açısından, doğal ve organik olma açısından en güzel hali diyebilirim. Bakar mısınız? Üzerinde çok var arkadaşlar. Tabii başlamış, sezonu açılmış. Bunu kademe kademe toplayacağız. Evet. Şimdi ben size göstermek için öyle topluyorum ama bakın bu mor çiçekli yerler sultani. Bu sıra devam ediyor sona kadar. Onun hemen arkasında iç bezelyemiz var arkadaşlar. Bakın o beyaz çiçek, dur ona da bakalım. Onu da göstereyim size. Burası orada bakla var. Hemen yanında arada sultani bezelye, yaprak bezelye. Burada da iç bezelye var. Bakın arkadaşlar, bunlar gördüğünüz gibi biraz daha tombik. İçleri şu anda dolu ama tam olarak daha olmadılar. Yaprakları da diğerleriyle farklı. Çiçekleri de farklı. Bunların çiçeği beyaz. Her ikisinin de özelliği, bunların yatak cinsleri de var arkadaşlar. Bakın. Yatak dediğimiz sırıksız. Yere yatan cinsleri de var. Bunlar sırıklı. Asıl iyi bezelye bunlar arkadaşlar. Bakın bunlar daha içi dolacak. Biraz daha tombik. Hemen hemen bir 10 gün kadar var bunların toplaması. Bunlar da 2-3 aşamalı toplanıyor. En fazla 3 aşama. Dördüncüye süreci tamamlanmış olur. Yani bir ortalama 3'er günden 10-15 günlük bir toplama süreçleri var arkadaşlar. En iyi oldukları dönem. Ondan sonra da toplanıyor ama çok da fazla iyi olmayabiliyor. Kartlaşmış olabiliyor. Zamanı geçmiş olabiliyor. En güzel hali şu anki haller arkadaşlar. O aradaki bakın dönem bir aparat var. Ona ben gürültücü ismini taktım. Bakın burada da var bir tane. Bu yerinden çıkmış. Bunu takalım tekrar. Evet. Bakın bunlar. Bunlar kuşlar bezelyelerin içlerini yemeye geliyorlar. Onları kaçırmak için basit olarak yapılmış bildiğimiz su kap, beşiklerlik pet su kaplarından yapılmış bir aparat arkadaşlar. Bu dönüp ses çıkardıkça kuşlar korkuyor ve gelemiyorlar. Dolayısıyla son derece kolay, pratik ve çevre dostu bir uygulama.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi ben baklam ve bezelyemi toplamaya devam edeceğim. Bunun ekim süreçlerini, çapalama, bakım, ot alma süreçlerini ben değişik zamanlarda videolarımda paylaştım. Arkadaşlar, kanalımızda da yayınladık. Bahçede yaptığım bütün uygulamaları hemen hemen sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Bu konuda hem sizin bilgilerinizden, önerilerinizden faydalanıyorum. Hem de yapmış olduğum uygulamaları sizlerle paylaşmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi ben çalışmaya başlayacağım. Havada hafif sanki yağacak gibi, yağmur yağmadan toplama işimi tamamlayayım arkadaşlar. Bu sürecimizi bitirmeden şurada bunları da göstermeden edemeyeceğim. Engin allarımızda şu gördüğünüz ormanlık gibi alan engin allık arkadaşlar. Bu daha sonra teferruatlı çekeceğim videosunu ama bakar mısınız? Küçük küçük engin allarımız olmaya da başladılar. Tabii şurada daha irileri de var. Yukarı doğru çıkayım, evet. Bakar mısınız? Çok güzel. Burası aralarda küçükleri var, yapraklardan gözükmüyor ama tamamen üst kısmı komple enginar tarlası gibi oluyor arkadaşlar. Aşağı yukarı her bir kökten 7-8 tane kafa enginar yapıyor. Bakın, daha minikler. Büyüyecek bunlar arkadaşlar. Burası da bizim bahçemiz. Şöyle bir dönüş yapıyoruz 360 derece. Ve tekrar baklamızın ve bezelyemizin olduğu yere gideceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bana misafir olduğunuz için, bu anları benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Beni izlemeye, beni takip etmeye devam edin. Keyif alıyorsanız, merak ediyorsanız abone olup hem paylaşımlarından haberdar olmak hem de bana destek vermek anlamında katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Thank you.